Fenerbahçe'ye verilen Avrupa kupalarından men cezasını protesto eden on binlerce sarı lacivertli taraftar Bağdat Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Beşiktaşlı taraftarların da katıldığı yürüyüşte UEFA ve AKP aleyhine sık sık tezahüratta bulunuldu. UEFA Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe'ye verdiği Avrupa Kupalarından men cezasını protesto eden on binlerce sarı lacivertli taraftar Bağdat Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. ...19.07'de Suadiye'den başlayan yürüyüşe Beşiktaşlı taraftarlar da destek verdi. Yürüyüşe 7'den 70'e her yaştan taraftar katıldı. İstekleri yerine gelmeyecek. Aziz Yıldırım gitsin. Bu sıkıntı biter diyorlar ama olmayacak. Onlara bunu tattırmayacağız. Bu zevki onlara tattırmayacağız. Ulusal mı? Zaten hep ulusal istiyoruz. İyi ki ulusal var. Verilen cezaların adaletsiz olduğunu belirten sarı lacivertliler UEFA ve AKP aleyhine sık sık tezahüratta bulundu. Yapılan yanlışlara karşıyız, haksızlıklara karşıyız. Bu yüzden de hem takımımızın yanındayız hem de aynı tezahürata katılıyoruz. Yapılan yanlışların ve yapılan haksızlıkların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Fenerbahçe bu ülkede Cumhuriyet tarihinin kuruluşundan beri direnmenin adıdır. Bugün de her türlü ittifaka ve komploya karşı dimdik ayakta duracaktır ve direnmesini devam ettirecektir. Asla boyun eğmeyeceğiz. Nereye giderse gitsin sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem Fenerbahçelilere hem bütün spor severlere bir mesajınız var mı buradan Sayın Burcu? Tabii ki yani bir kısım basının son zamanlarda herkesin anladığı şekilde var olanları tersine çevirip gösterdiğini görmelerini ve gerçek anlamda gerçek olaylarla gösterilen olayların aynı olmadığını anlamalarını ve Fenerbahçe'ye yapılanlarla kendilerinin uğradıkları başka haksızlıkları da paralelleştirmeleri gerekiyor. Türkiye bunu kavradığı anda önündeki yolu daha iyi çizecektir. Taraftarlar Ulusal Kanal lehine de tezahüratta bulundu. Ulusal Kanal! Ulusal Kanal. Her şeyi gerçek anlattığı için. Biz Atatürkçü olduğumuz için halkımız halk yürüyor, bunu görmüyor. Görmemezlikten gelmesinler, bu halk yürüyor. Başbakan'a sesleniyorum, bu halk yürüyor. Neden görmemezlikten geliyor? Neden bütün kanallar yayınlanıyor da Halk TV, Ulusal TV yayınlıyor da bunlara bir de üstelik ceza veriyorlar. Bunların olmaması lazım. Ben sizi görünce hakikaten çok duygulanıyorum. Yaklaşık 3,5 saat süren yürüyüşü bardaktan boşalırcasına yağan yağmur bile durduramadı. Taraftarların yürüyüşü Kadıköy iskelesinde sona erdi. Yürüyüşte üzücü bir olay da meydana geldi. Anadolu Yakası Genç Fenerbahçeliler grubu üyesi Kadir Ökçesiz uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan Cenk Eroğlu ise Kızıl Toprak Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edildi. Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.